İstanbul'un silüetini güzelleştiren ve kısa zamanda bu aziz şehrin yeni simgesi olan gurur projemiz Çamlıca Kulesi'ne hoş geldiniz. Bu vesileyle sözlerin başında dünyanın mücevheri, kutlu şehrimizin fethinin 568. yıl dönümünü şimdiden kutluyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu anda gölgesinde bir araya geldiğimiz bu abide projeyi bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başlatmıştık. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle halkımızın yararlanabileceği seyir terası, restoran, kafe, dinlenme salonları gibi alanlarıyla bir bütün olarak hizmeti açıyoruz. Değerli arkadaşlar, bugün de sizleri kulemiz hakkında bilgilendirmek, üstün teknik ve mimari özellikleri hususunda aydınlatmak istiyoruz. Yapımına 2017 yılında başladığımız Çamlıca Kulesi toplam 30.150 metrekare bir alana sahip. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliğiyle İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre. Kulenin çelik anten yüksekliği ise 168 metredir. Çelik anteniyle birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şekilde inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kulede 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları, restoran katı ve kafe katları bulunmaktadır. Değerli arkadaşlar, kulemizin hem eşsiz estetiği hem de mühendislik nitelikleriyle ne kadar övünsek azdır. Öyle ki Çamlıca Kulesi sayesinde ülkemiz yayıncılık alanında bir ilke daha imza atmış oluyor. Dünyada ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabiliyor. İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacıyla kurulan Çamlıca Kulesi'nden FM radyo yayınlarına anten, birleştirici, verici cihaz, elektrik jeneratör yedekleme, UPS, elektronik bakım ve onarım 7/24 esasına göre yayın izleme olarak tanımlanan hazır vericisi tesisi hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde de inşa edilmiştir. Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi, ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada 16.7 milyon renk tonu kullanılmaktadır. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmuştur. Diğer yandan Çamlıca Kulesi'nin inşası, Çamlıca Tepesi'nin çehresini değiştirme imkanı vermiştir. Bildiğiniz gibi Çamlıca Tepesi ve İstanbul uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadı. Hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbul'u ve İstanbulluları kurtulmamız gerektiği bilinciyle projemizi başarıyla hayata geçirdik. Çamlıca Kulesi ile birlikte Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 adet büyük anten sökülerek tüm hizmetler tek kulede toplandı. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı. 30.150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda çeşitli türlerde 2.750 adet ağaç diktik. Çamlıca Kulesi çevresi İstanbul'a özgün ağaçlarıyla bezendi. Şimdi o eski metal ormanlarının yerinde erguvanlar, manolyalar, gürgenler, sedirler, zeytin ağaçları var. Ayrıca 13.750 adet çalı ile peyzajı yapılan alanın 3.000 metrekaresinde yer örtücü setim kullandı. 7.500 metrekarelik çim alan oluşturduk. Yani Çamlıca Kulesi, Türkiye yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi
aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi. Değerli arkadaşlar, ülkemizin yayıncılık alanında önemli katkılar sağlayacak tek verici tesis İstanbul'a kurmadık. Çanakkale ilinde de benzer amaçla inşaatı 2017'de başlayan ve 2020 yılında tamamlanan 100 metre yüksekliğindeki Radyo TV Kulesi'nin teknik ve sosyal alanları da Kule AŞ tarafından işletilecektir. Değerli arkadaşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak insan, yük ve veri ulaştırmada dünya standartlarının üzerinde bir altyapıyı kuruyoruz. Türkiye'nin büyüklüğüne ve iddiasına yakışır nice eser ve hizmetlerle halkımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Çamlıca Kulemiz ülkemize ve İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. Yarın Çamlıca Kulemizin açılışı töreninde buluşmak üzere. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.